Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Istanbuldagi Uyg'urlar cho'ng tipdagi iftar faoliyatida jam bo'ldi. 23 may İstanbul'un Zeytinburnu rayonu Akdeniz meydanında çoğun tüptiki Şarkı Türkistan halkının toplaşıp iftar kılış faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Şarkı Türkistan Mağribe Hemkarlık Cemiyeti bilen Vapa Halkara Yardım Cemiyeti birlikte ötküzdü. Şarkı Türkistanlıklarının umumi iftar kılış faaliyeti neçi yıldan beri Şarkı Türkistan Mağribe Hemkarlık Cemiyeti'nin sahip halkı da devam kılıp gelgen bulup, bu kıtım kısa 11. kıtımlıkı bulup hesaplandı. Mübarek Ramazan ayı münasebeti bilen uyuşturulgan iftar ziyafetiga İstanbul'un Safaköy, Zeytinburnu qatarlıq her qaysı jaylardan er ayal qerindaşlarımızdan başqa Türkiye'de faaliyet qilib atqan cemiyet vekilleri, İnsani Yardım Vakfı İHH'nın muavin reisi Ahmet Sarkut, İstanbul Köçmenler İdaresi müdiri, Türk Dünyası Muhbirler Birliği reisi Güngör Yavuz Arıslan Efendi, sabık parlament azası Profesör Celal Arbay qatarlıq cemaat erbaplarından bulup 2000'de kişi katlaştı. İftar programması Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlanıp, Şarkı Türkistan Mağribe Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Uğuzhan içiliş sözü kılıp, iftar programına kelgelerini kızgın karşı aldı. Ve mübarek Ramazan ayının kıyrındaşlık münasebetlerinin tekimi küçüğüşüge, hem de bizlerinin Xitay tecavüzçülüğü karşı küreş yolu da birlikte gelişimizge vesile buluşuğa tilektaşlık bildirdi. Keyin Vapa Xalqaro Yardım Cemiyeti Reisi Musab Aydın Efendi tebrik sözü kıldı. Arkadan her kaysi partiye ve teşkilat vekilleri arka-arkadan sözge çıkıp, halkımızga salam yolladı. Faaliyet ahırda Xitay'nın halakiti, Şarkı Türkistan halkının Xitay tecavüzcilerinin zulümünden tizrek kutuluşu için dualar kılındı. Amerika'nın Saudi embargosu Xitay payçek pazarına zor təsir görsetti. Volkoçisi jurnal torunun 22 may elan kılgan dokulatıda görüntülüşçe uzundun beri çetellik meblağ salgıçlarına gelip kalıp gelgen Xitay şirketlerinin payları Amerika Xitay Saudi oruşunun təsiride tiz sürati çüşkü başlıgan. Bu sebeplik çetellik meblağ salgıçlarımı köp ziyanğı uçurgan. Dokulatı görüntülüşçe Amerika hükümeti Xitay'nın en çok küz sistemisi şirketlerden biri bolgan Haykan rakamlık teknik şirketini Qara tizimdeki qo'shish mumkinligini e'lon qilgandan keyin şirket payçeki çarşamba kunida 5.5% tushib ketgan. Haykan şirketining eng cho'ng payçeki Xitoy rejimi bo'lib, 30% paydisi chat eldan keladi. Amerika hukumatı mazkur şirketning uskunalarining bexatarlik masalasini va Sharq Turkistondagi nazorat qilish tizimining asosliq ta'minlovchisi ekanligini ko'zda tutib, qara tizimdeki qo'shish mumkinchiligini o'tirg'a qo'ygan edi. Bunundan sırt, Xitay'nın yeni bir muhim köstis sistemisi şirketi bolgan Jiejiang Dahua Pentechnik şirketinin netçe hepteden beri toxtamay ösüvatkan peyimi bu çarşembede ösüştün pütüllay toxtagan. Xitay özüge sadık işligen Uyghurlarını mı ciddi tazılamaqta? Xitay rejimi yıkındı mıyan Şarkı Türkistan'da atılmış qara küşlerge zərib biriş toğrısı da uxturuş çıkırıp, Kən xalq ammasını qari küçlərini paş qılışqı səpərbər qılmaqda. 23 may günü Xitayning Tangritağ torunun xəbəriga qaraganda, atılmış Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq intizam təkşiriş komiteti bilən reviziya komiteti caylardan 6 nəfər kadrını atılmış qari küçlərə çetib cəzalığan. Ular Eli Qazaq Abdunum oblastlıq maarif idarəsinin muavin idarə başlığı Yalqun Osman, Jing nahiya Mandan yeza çarvıçılıq tərəqqiyat rayonunun yaçayki sekretari Kadırqan Qabil. Avat Nahilik CH İdarisi Amallıq Başqırış Çoğun Ətirtinin siyasi yetekçisi Nur Mehmet Mahmud. Pişan Nahilik Xalq İşleri İdarisinin Muavin İdari Başlıqı Tahir Mehmet Qatarlıqlarını öz cigaldıgən. Dairiler yukarıqı bu kadrlarını hukukudun paydalınıp, qara və rezil küşləri şaykılarının cinayi hərəkət bilən şüğullanışını qoğduğan, onlarının hərəkətini qanat astığı alğan. Hətta dilonu yok qılıp, qara rezil küşlərinin zərbinin qeçişiğa yardım bərgən dəb əyibligən. Xitay rejimi ilgiri qari küşlərinin kimlikigi ait uxturuşlarıda qari küşlərinin milli bölgünçilik, dini əsəbilik və terrorluq bilən şüğullandıqan təşkilatlar və cəmaətlər, yurttaşlıq, tuqqancılıq, dindaşlıq reştisi boyuca quruh uyuşturğallar, bölgünçi dini əsəbi küşlərini qanat astığı alğan 200-lümeci kadrlar, çətəldiki qari quruh və rəzil küşləri bilən alaqısı barlar dəb şərhiligən idi.
chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qari kuchga zarb berish harakatining umumiy nishonining yanada Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarga zarb berish bo'layotganligini ilgari surmoqda. Yuqoriqi atalmish qari kuchlarga muhofazat kunligi bo'lish bilan ayiblanib jazolangan 6 amaldorning 3 nafarining Uyg'ur va 1 nafarining Qozoq millatidan bo'lishi buning ifodasi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Uyg'urlarni yirginishlik bostirayotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining xalqaro diniy erkinlikka mas'ul alohida elchisi Sam Brownback va Amerika Tashqi ishlar ministrligi terrorlikka qarshi turish bo'limiga mas'ul alohida elchi Naysan Saylis 22 may kuni Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgani terrorlikka qarshi turish ko'rishi emas, balki bir yirginishlik bostirish sarlavhilik birlashma maqolasini e'lon qilib, Xitoyning terrorlikka qarshi turish degan xalqaroviy atalg'uni suiiste'mol qilib kelganligini qattiq ayibladi. 22 may kuni Washington pochtasi gazetasida e'lon qilingan mazkur maqolada Sam Brownback va Naysan Saylis Beijing doiralari Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligini izchil terrorlikka qarshi turishdagi qonunlik harakat deb atab keldi. Ammo bu ular aytgandek haqqoniy harakat emas degan. Maqolada deyilishicha Sharqiy Turkistondagi musulmonlarning normal haq-huquqi, diniy erkinligi Xitoy rejimining ig'ir ziyonkashligiga uchrag'anligidan dunyodagi boshqa madaniyatlik davlat va allar bu vaziyatni qattiq ayiblagan. Alohida elchi Sam Brownback va Naysan Saylislar maqolasida yana Sharqiy Turkistondagi chidug'usiz vaziyatning barg'ansiri yomonlashib berishi Xitoyning terrorlikka qarshi turish degan uqumni suiiste'mol qilganligidan bo'lgan deb keskin pozitsiya bildirgan. Shundoqli biz qayta-qayta takrorlaymizki, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish harakati hargizmi terrorlikka qarshi turish ko'rishi emas degan. Maqolaning oxirida muni nuqtalar alohida gavdalandirilgan. Agar Xitoy dunyo terrorlikka qarshi turish komitetining hurmatga sazovor bir a'zosi bo'lishni xohlasa, Uyg'urlarni qattiq bostirish harakatini to'xtatishi shart. Shundoqli Sharqiy Turkistondagi tutqunlarni darhol qo'yib berishi shart. Xitoy professorlar Amerikadagi universitetlardan qo'g'linishga boshlandi. Xitoydagi ziyolilar to'rining uchuriga asoslanganda bundan bir necha kun burun Amerika Emory universitetida xizmat qilayotgan Xitoy professor Li Xiaojiang va Li Shihua er ayol ishdan bo'shatilgan va tajribaxonasi taqilgan. Tajribaxonada xizmat qilayotgan Xitoy xizmatchilarimi o'xshashli ishdan bo'shatilgan. Shundoqli bularning hammasining 30 kun ichida Amerikadan ayrilishi talab qilingan. Li Xiaojiang va Li Shihua er ayol Emory universitetida 20 necha yildan beri xizmat qilayotgan professorlardan bo'lib, necha kun burun bir necha alohida xodim ularning tajribaxonasiga berib, telefon va kompyuterlardagi barliq uchurlarni tekshirgan va ularni ayrim so'roq qilgan. Orqadan maktab ularning ishdan bo'shatilganligini uqtirgan, ammo nima uchunligini aytmagan. Navbatda bu voqea Amerika-Xitoy savdo urushining sababidan bo'ldimi yoki ularning jasusligi chetishlik chiqib qolganligidanmi degan savollar haqida munozaralar davomlashmoqda. Vatandan kelgan sada, lagerdan chiqarilganlar yanada erkinlikka erishalmadi. 23 may vatanimiz Sharqiy Turkistondan ismini oshkorlamagan bir kishi vatanning hozirgi ahvoli va chet eldagi Sharqiy Turkiston xalqidan kutadigan umidlarini uchur orqali o'tirg'a qo'ydi. Uchurning asosliq mazmuni munulardan iborat. Men chet eldagi qarindoshlarimga vatanning ahvolidan ozroq bo'lsa uchur beray. Oz bir qism kishilar lagerdan chiqarildi. Lagerdan chiqarilganlar yanada erkinlikka erishalmadi. Ular Xitoylarning zavodlarida ishlashga majburlanyapti. Ular haftada faqat 2 kun oilasiga berishga ruxsat berildi. Kunlarimizning yaxshi bo'lib qolishidan umidimizni uzmay yashayapmiz. Alloh cho'qim bizga madad berdi. Sabr qilib beshimizni ichimizga tiqib o'tayapmiz. Birar eg'iz yurakimizdikini so'zligini bo'lmaydi. Hatto Uyg'ur tilida so'zlasakmi jazolandigan vaziyatga kelib qoldik. Keyinchi beshimizga nima kunlar keladiganligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Chet elda yashayotgan qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim biz nurg'un fursatlarimizdan ayrildik. Chorasiz bo'lib qoldik. Sizlar Allohga ko'p shukr qilinglar. Alloh bergan bu fursatni ching tutib, savobli ishlarni ko'p qilinglar. To'xtamay harakat qilinglar. Turkiyada Ramazonning 15-chi kuni faoliyati o'tkazildi. 22 may insoniy yordam vaqfi tarafidan yetim bolalar uchun o'rinlashtirilgan Ramazonning 15-chi kuni faoliyati oxirlashdi. Faoliyatni insoniy yordam vaqfi IHH tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharqiy Turkistonga vakolatan Sharqiy Turkiston nuzugum kultur va oila jamiyati taklif bilan bir qancha farzandimizni qatnashtirgan.
Faaliyet 19. May Ramazan'ın 15. günü Türkiye'nin Sultan Gazi'de başlanıp 22. May'a devam kılgan bulup, faaliyetke Suriye, Aljiriye, Kırgızistan Katarlık 13 devletten gelgen yetimler katnaşkan. Faaliyetke Şarkı Türkistan'ı vakaleten katnaşkan prezentlerimiz tötkünlük faaliyet cereyanı da barıgan her yerde milliçi kıyımlarını kiyip Şarkı Türkistan'ın medeniyetini namayan kıldı. Hem de Şarkı Türkistan'da ata anesi ve türmü ve lagırlarga Xtay tarafından tutkun kılınıp nurgun ballarının iki çağıksız yetim bulup kalganlıkını, bir kısım ballar lagırda azap çekip atkanlıkını, onlarının ata anesi bilen yaşı gereklikini oturgu koydu. Faaliyet insani yardım vakfının yetekçiliği de yılda bir kıtım eylip beyrildiğin bulup, bu yıl 4. kıtımlık iken. İstanbul'da Kur'an kursu okuyucularının okuş bitiriş mürasimi ötküzüldü. 23. May Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin Zeytinburnu Şöbesi Kur'an kursu ve Anıtıl Yastisi'deki okuyucularının 2018 ve 2019 yıllık okuş baskıcının ahırlaşış ve okuş bitiriş mürasimi İstanbul Zeytinburnu rayonunda ötküzüldü. Faaliyet Şarkı Türkistan'ın İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlanıp, Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan bilen Kur'an kursunun müdiri Xurşida Artış Hanım'ın içiliş sözleri bilen devam kıldı. Programda okuş bitirgen prezentlerimiz, mukaddes dinimiz İslam ve Uygur medeniyeti eks ettirilgen şiirler, neşitler okudu ve serhil numurlarını görsetti. Prezentlerimiz yıkımlık avazları bilen Kur'an-ı Kerim tilaveti kıldı. Ahırda prezentlerimizden sağlam ösüp yetilişi, dinimizga hem de vatan halkı üçün yaramlık kişilerden bulup yetilişi, vatanda içinişli haleti kalgan halkımızın tezirek zulümden kutuluşu üçün dualar kılındı. Baluç Korallık Küçleri Xtay'nın Pakistan'daki pilallarını yok çıkırışkı tırışmaqta. Dünya Siyasi Observatory 20. May elan kılgan dokulatta Baluç Korallık Küçlerinin Xtay'nın Pakistan'a meblağ siliş faaliyetlerini tutuşka hareket kılıp atkallığı körüstüldü. Dokulatta eytilişçe Pakistan'ın garibi janubi kısımdaki Korallık Küçler bu yıl 18. April Gwadir Portu'u tutuşuduğun yukarı süratlik taş yolunu kontrol kılıp algan bulup, takkı kiriş eğizide 6 abdubesini tosup algan. Ular yolucularının salahiyetini tekşürüp, onlarının içindeki Pakistan Korallık kısımına tabi 14 kişini ayırıp çıkan ve bunların hepsine ölüm cezası icra kılgan. Ertesi Baluç müstakillik güçlerine tabi ittifaktaş 3 korallık grupa bu vakayı iki bulunduğunluğunu ilan kılgan. Dokulatı körüstülüşe Xtay'nın Karachi'deki elçihanesine hücum kılış vakası ve Xtay injinerler oltırgan abdubusku hücum kılış vakasını mı mezkur korallık grupalar kılgan bulup, ular Xtay'nın Pakistan'daki faaliyetleri toxtumak için korallık hareketlerini devamlaştırduğunluğunu tähkitligen. Beijing Washington'ı bir Xtay siyasi de çın turuşka çakırdı. Xtay Taşkışlar Ministerliği Amerika Koşma Ştatlarının Tayvan boğazı'a uruş parakotu əvətişidinkin bayanat berip, Amerika Koşma Ştatlarını siyasi de çın turuşka çakırımız dedi. Ministerlik bayanatçısı Lukang Beijing'de ötküzgen muhbirlarını kütüveliş yığınıda Amerika Deniz Armiyesi'nin işki uruş parakotunun Tayvan boğazı'a yakın caydın ötüşünü közetkerliklerini bildirdi. Bunun da başka Amerika Koşma Ştatları'a bu cahetteki endişelerimizi bildirdik. Tayvan meselesi Xtay bilen Amerika Koşma Ştatları arasındaki en muhim ve en sezgür temidir. Amerika Koşma Ştatları'nı bir Xtay siyasi de çın turuşka çakırımız dedi. Amerika'nın ikki devlet münasebetleri bilen Tayvan boğazının tınışlık ve mukumluğunun selbi tesiri uçurması üçün Tayvan'a müdahale kılış meselesine ihtiyaçtan ve muvafık şekilde muamele kılış doğrusunda agahlandırdı. Tayvan Müdafiye Ministerliği bugün bayanat verip, Amerika Koşma Ştatları'nın ikki uruş parahotunun Tayvan boğazının ötkenliğini ve bu parahotlarının bu yerden ötüş erkenliğine iyi işkenliğini bildirdi. Beijing dairleri bir Xtay siyasetini yakalıp, halkara cemiyeti Xtay'a fakat özlerinle vekillik kıldığalıkını ilgiri sürmekte. Ve Tayvan müstakillik ilan kılgan takdirde askeri müdahale kılışının mümkünlükini eskertmekte. Aralının müdafiyesine hemden bulup girivatkan Amerika, her yılı Tayvan'a milyardlarca dolarlık koral setip vermekte. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.